Nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun. Hoş geldiniz Çamlıca Camii'ne. Sağ olun hocam. İlk defa geliyorum ben de. Evet. Buraya çok mutlu oldum. Sağ olun. Eyvallah. Sizin odanızda ağırladınız ve eyvallah, davet ettiğiniz için, bizi ağırladığınız için çok mutlu olduk. Sağ olun. Eyvallah. Hoş geldiniz. Hocam şimdi bir kere öncelikle size inanılmaz yoğunlukta sorular var. O soran arkadaşları biraz bekleteceğim. Çünkü ben hocamı daha yakından tanımak istiyorum açıkçası. Şimdi benim son dönemde izlediğim, dinlediğim ve etkilendiğim ve dediğim ki hani gerçekten çok kıymetli bir değer. Yarın öbür gün sizi dinleyip yetişecek de bir sürü genç arkadaşımız olacak. Sizi biraz yakından tanımak istiyorum hocam. Nerede doğdunuz? Ya kısa da olarak çok şey yapmadan, toparlayarak eğitiminizi nasıl aldınız? Çok kısa bir sizden dinlemek isterim. Hızlı bir şekilde geçeyim isterseniz. İshak Tanış 1969, Trabzon Of doğumluyum. Bizim çocukluğumuzda Of'a bağlıydık. Daha sonra Hayrat ilçe olunca, şimdi Hayrat'a bağlıyız. Ama bizim kimlik kartımızda hala Of yazıyor. Of yazıyor. Evet. Hayrat Belediye Başkanımız Ofluyum deyince kızar bana. Arkadaşım olur. Kendisine selam olsun. Mehmet Noğlu kardeşimize. İlkokul ve hafızlığımı kendi beldemiz olan Balaban'da yaptım. Sonra Arapça okumaya gittim. Rize Pazar Tütüncüler Köyü'nde. 5,5 yıl yatılı Arapça okudum. Oo. Arapçadan icazet aldım. Orada biraz ders okuttum. Daha sonra aynı yerde evlenip 1992'de askere gittim geldim o arada. 89-90'da askerdim. 90'dan 92'ye kadar yine medresede kaldım. Orada hem okudum hem okuttum. O arada İmam Hatip'i dışarıdan bitirdim. Orta ve lise kısmını. Sonra oradan ayrıldım. Evlendikten sonra ayrıldım. Trabzon'da Kemerkaya Kur'an kursunda bir 7 ay kadar hocalık yaptım. Ondan sonra İstanbul'a geldim. 1993'te. 93'te İstanbul'a geldim. Efendim. Silivri'de. Özel bir Kur'an kursunda 4 yıl kadar hocalık yaptım. Hafızı yetiştirdim orada. 28 Şubat sürecinde ilk kapanan kurslardan birisi bizim kurstu. O arada orada hocalık yaptığım dönemde İki Tel Organize Sanayi Sitesi'ne cuma namazı kıldırmaya geliyordum. Bir fabrikaya. Daha sonra o fabrikaların içinde bir tane mescit yaptılar, 2000 kişilik. Bizim kurs kapandı, 15 gün sonra o mescid açıldı. Bana dediler ki biz seni buraya almak istiyoruz. Allah bir kapıyı kapattı, evet, bir kapıyı açtı. Ve İki Tel Organize Sanayi'ye geldim. Orada bir gün bizi dinleyen bir arkadaşımız, sesimiz hoşuna gitti, kaset yapalım dedi. İlyas Kılıçoğlu kardeşimize de selam ediyorum buradan. Böyle kaset yapmaya başladık 1999'da. Sonra orada hatimle teravihler kıldırmaya başladım. İşte öyle öyle İstanbul tanıdı biz. Çok güzel cemaatim vardı, hatimle teravih kıldırıyordum. Sanayi gibi bir yerde, hiç evin olmadığı bir yerde 1000 kişiye yakın cemaatim vardı. İlk önce başladığımızda azdı. Ama sonlara doğru acayip çoğaldı. 7 sene orada hatimle teravih kıldırdım. Çok güzel bir cemaatim vardı. Sonra biz resmiyete geçtim, ben oradan ayrıldık. 2005'te Diyanet'e geçtim. Benim geçmişte görev almış, istifaya ayrılmıştım. Tekrar müracaat ettim. Bir imtihanla bizi görev aldılar. İstanbul, yine Üsküdar'a atanmıştım. Küçük bir camiydi. Sonra o günkü İstanbul Müftüsü bizi başka bir cami için şey yaptı. Küçükçekmece'de 2 sene görev yaptım. Sonra oradan Arnavutköy'de büyük bir cami var. Şimdi bizim Harun'un müezzin olduğu cami. Cumhuriyet tarihinin büyük eserlerinden birisidir o da. Yani Sultanahmet büyüklüğündedir.
Öyle. Hatta Sultanahmet'ten 2 metre büyüktür. Allah Allah. Evet, evet. Rahmetli Abdullah Usta Osmanoğlu hocamız yaptırdı orayı. Orada bir sene imamlık yaptım. Oranın ilk resmi imamıyım. Ondan sonra Mahmutköy'deki bu. O dönemde hatim seti çalışmam vardı. Gelip gitmek çok zor oluyordu. Zorlandım, oradan ayrılmak istedim. Bak, merkezi değildi. Fiyalepaşa boşalmıştı. Oraya geçtik. Fiyalepaşa iyi bir imam istiyorlardı. Biz oraya geldik. 11,5 yıl bir Fiyalepaşa'da imamlık yaptım. Ondan sonra buraya geldim. 5 çocuğum var. 2 tanesi evli. Maşallah. 3 tane de torunumuz var. Ne kadar güzel. Epey gezmişsiniz İstanbul'da hocam. Evet. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Dünyayı gezdik. Dünyayı gezdik. Nasıl? Ya Cenab-ı Hak Kur'an sayesinde 42 ülke gezdim. Evet. 42 ülkeye gittim. Hep eğitmenlik mi yaptınız? Bu bir rekor. Eğitmenlik değil, hep okumaya gittim. Okumaya gittim. Ya okuma ya hakemlik. Bazılarına hakemlik için gittim. Mesela önümüzdeki Ocak ayında 15 ile 20 arası Irak'ta, Kerbela'da hakemler toplantısı var. Yani Kur'an müsabakalarında hakemlik yapan hocaların toplantısı var. O toplantıya davet edildim. Harikulade. İnşallah. Irak'a gideceğim. Irak'a gitmemiştim. Burnumun dibindeki ülkelere gitmek nasip olmadı. Suriye'ye, işte Bulgaristan, çok yakın ülkelere gittim. Uzaklara gittim. Uzaklara gittim. Avustralya'ya 3 kere gittim mesela. Filipinlere 2 kere gittim. Kanada'ya gittim. Çin'e gittim. En uzaklara gittim. Hindistan'a cesaret edemedim. Davet edildim. Neden cesaret edemedim? Ya çok uzak bir yere, yani merkezden çok uzak bir yere böyle aktarmalı gideceksin falan. Cesaret edemedim. Bir de Hindistan çok ağır şartlar koyuyor vize için. Anladım. Ama Avrupa'ya, yani sadece Almanya'ya %150 arası gitmişimdir yani. Programa. Ya buralarda hakemlik yaptınız. Gençlerle çalışmalarınız oldu mu peki gittiğinizde böyle hani? Gittiğimiz yerlerde hakem de olsak bize okutuyorlar. Bizi dinlemek istiyorlar. Mesela İran'da güzel bir adet var, benim hoşuma gitti. Bu aslında Türkiye'de de uygulanması lazım. Mesela dışarıdan bir hafız geldiği zaman onu Kur'an kurslarından böyle kabiliyetli çocukları seçiyorlar önceden. O çocuklara Kur'an okutturuyorlar gelen misafir hocayı. O çocukları da onun huzurunda Kur'an okutturuyorlar. Dolayısıyla çocuk daha küçüklüğünden büyüklerin yanında okumanın heyecanının üzerinden atıyor. Parmak kadar çocuklar öyle güzel okuyorlar ki. Hiç heyecan yok ama bizim çocuklarımız heyecandan bildiklerini unutuyorlar. Yani bu bir taktik, bu güzel bir uygulama. Bunun aslında yapılması lazım. Şimdi sizin gelen sorularda da en çok hep sizin eğitmenliğinizle, bilgilerinizle ilgili ve siz de onları anlatıyorsunuz aslında. Bilgi kısmınız şimdi Arapça okudum. Sonra İstanbul'a geldikten sonra, işte sanayiye geldikten sonra aslında Silivri'deyken Kıraat hocamdan başlamıştık. Kıraat-ı Seba'yı okudum. Onun tayini İstanbul'a çıktı. Yarım kaldım. Sonra İstanbul'a tayin olunca tekrar başladım. Araba alır almaz derslere tekrar başladım. O zaman Ali hocam Kasımpaşa'daydı. Ben Başakşehir'de oturuyordum. Her gün Kasımpaşa'ya gelip haftada 4 gün muhakkak geliyordum. Haftada 4 gün geliyordum. Kasımpaşa Hacı Ahmet Camii'nde, Uşşaki Dergahı'nın az yukarısında. Orada kıraatlere devam ediyordum. İkin namazından sonra başlıyorduk. Sanayide akşam yatsı namazları olmuyordu. Ben de onu fırsata çevirerek kıraat okudum. İşte 3,5 sene falan sürdü. Hem görev hem o. Normalde 3 senede biter. Görevle birlikte biraz tabii vakit uzadı. 3,5 senede bitirdim. 2001 yılında icazet aldım. Sonra Çekmece'de imamlık yaparken Allah şifa versin şu anda rahatsız İbrahim Tanrıkul Hoca'dan Tayyip'e dersleri aldım. Kıraat'ta son nokta. Gözcü Baba Camii'ndeydi. Göztepe'de Gözcü Baba Camii'ndeydi. Ben de küçük çekmeceden geliyordum. İkin namazından sonra düşün İstanbul trafiğini. İnanın bazen Boğaz Köprüsü'nde dizlerimin makaraları çözülüyordu. 3 arkadaştık. Diğer arkadaşa veriyordum arabaya. Daha gidemiyorum ben artık. Araba mütesliydi o zaman.
O zaman dedim, ahd ettim, Allah imkan verirse otomatik araba alacağım. Aldıktan sonra da bir daha otomatikten evet. vazgeçmedim ya. Ama iyi mücadele etmişsiniz hocam. Küçükçekmece'den Göztepe'ye gel, eğitim al, git, tekrar gel, tekrar git. Ya kolay değil yani, evet. bu işler kolay değil. Yani bir hı-hı. altyapı oluşturmak öyle kolay olmuyor. Gerçekten fedakarlık gerekiyor. Hocam peki Küçükçekmece'den şu an size gelen öğrenciniz var mı? Vardı. Daha da mı uzaklardan? Var, Sakarya'dan var. Sakarya'dan geliyor. Muhteşem bir şey. Çok yani. Gelmek isteyen var. Türkiye'nin her yerinden gelmek isteyen hı-hı. var ama şey yapıyorlar, kalacak yer sıkıntısı var. Hı-hı. Bizim burada böyle bir imkan yok. Böyle bir imkan olsa her yerden gelir. Doğru. Yurt dışından da gelir. Hı-hı. Ama sizin YouTube kanalınız var, sosyal medyanız var. Belki burada... Çok iyi kullanamıyorum yani. Hı-hı. Ben şimdi biraz biz sosyal medyaya, yani bilgisayar çağına biraz uzak kaldık biz yaşımız itibariyle. Zamanında da öğrenmedik. Pek iyi kullanamıyoruz. Yöneticiler başkaları. Hı hı. Ben de yöneticiyim ama çok anlamıyorum. İşte canlı yayında hata yaparım falan şeyle hiç canlı yayın yapmıyorum mesela. Hı hı. Kendi kanalımda. Ancak işte yöneticilerden birisi olursa, gençlerden biri olursa yanıma, o da denk gelirse böyle müsait hı hı. bir zamana, o zaman yapıyoruz. Çok azdır yani. Başkalarının kanallarına çok daha fazla katılmışımdır. Kendi kanalımda pek canlı yapamıyorum. Kusura bakmasınlar. Sebebi de budur yani. Çok hı hı. anlamıyorum. Yanlış yaparım. Hı hı. Bir yanlış yaptınız mı sosyal medyada geri almak ondan sonra zor oluyor. Doğru. O yüzden uzak duruyorum. Ama bir kişi alayım yanıma da çalıştırayım falan derseniz çok yüksek takipçiniz olması lazım. Ki kurtarsın onu. Şu anda o yok maalesef. Belki çalıştırılsa o da olur ama ileride inşallah bakalım. İnşallah hocam. Şimdi tabii gelmek gitmek zor olsa da soruları yazmak kolay. Bir sürü soru var. Onlar hemen başlayayım. Siz de yormadan çok evet, vaktinizi almadan. Şimdi diyor ki arkadaşlar, İstanbul veya kaliteli eğitim imkanı olmayan şehirlerde yaşayan bu işe gönül vermiş kişiler kendini nasıl geliştirir? Bir kitabın başlığında okumuştum. Ön sözünde diyor ki, kitabın yazarı da Mehmet Talı Hoca, Allah selamet versin, diyor ki bir kişinin hocası ya da okulu veya medresesi ne kadar başarılı olursa olsun, başarı ancak şahsi gayretle mümkündür. Şahsen yapabildiklerini bir yapsınlar, bulundukları yerdeki hocalardan alması gereken dersleri alsınlar, Allah onlara alamadıkları, o bölgede alamadıkları dersleri almayı nasip eder. Bir şekilde nasip eder. Bu belki internetten olur, belki birebir olur. Hı hı. Ama bulundukları yerlerdeki hocalardan derslerini alsınlar. Ha, köyün başında imamdır. O ne yapar? Biz yoğunuz. Ben rahmetli İsmail Biçer Hoca'dan kıraat dersi okumak istemiştim. Hı hı. Ramazan Pakdil Hocamız bana dedi ki, İshak Hoca dedi, o meşhurdur dedi. Ona 10 kere gidersin, İki kere ya bulursun ya bulamazsın yerinde. Senin iştahın da kaçar. Hı hı. Meşhur olmayan birinden oku. Neticede ders derstir. Velhasıl ben de öyle yaptım. İşte Ali hocam kimse tanımaz idi. Ama şimdi meşhur oldu artık. Çok talebesi var. Hı hı. Hatta Medine'den, Mısır'dan, Kuveyt'ten, Bahreyn'den, Türkiye Cumhuriyetlerinden, hı hı. İran'dan, her taraftan geliyor. Ben aynı zamanda Darülkura Vakfı'nın başkanıyım. Bizim uhdemizde 150 tane talebe var. Tamam. Bunların 100 tanesi yerli talebeler, imam, müezzin ve İstanbul'da okuyan talebelerden oluşuyor. 50'ye yakını da yurt dışındandır. Bu ilahiyat, uluslararası ilahiyat ve imam hatip var bizde. Hı-hı. Bütün ülkelerden öğrenciler, belli statü sahibi olanlar gelebiliyorlar, kayıt olabiliyorlar. Dünyanın her yerinden geliyor öğrenci. Özellikle Afrika'dan gelenlere şu tembih yapılıyor. Türkiye kıraat merkezidir. Kıraat okumadan geri gelmeyin. Aa, ne kadar güzel. Yani hakikaten ben 2014 yılında Fas'a gitmiştim. Fas Kralı'nın Ramazan aylarında Durusul Haseniye diye dersleri var. Okuyucu olarak davet edildim ben. Bazıları da konferans için davet ediliyor. Birçok dünyanın ülkesinden alimler davet ediliyor. Kariler davet, okuyucular davet ediliyor. Bir hafta kalıp dönerken Nijerli bir alim bana şöyle diyordu. Hiç unutamıyorum onu. Sen şimdi İstanbul'a gidiyorsun ha.
Sen şimdi payitahta gidiyorsun ha. Sen şimdi ilmin şehrine gidiyorsun ha. Sen şimdi kıraat merkezine gidiyorsun ha. Bir saydı saydı ya, Allah Allah. Ben nerede duruyormuşum farkında değilim. Gerçekten. Yani İstanbul dışarıdan hakikaten çok farklı. Mesela Doktor Naine var, meşhur. Evet. Mısır'ın şu anda mevcut karilerin en mevcut okuyucuların en meşhuru. Dünyanın 80'den fazla ülkesine okumaya gitti. Biz daha 42'deyiz yani. İnşallah önümüzdeki ay 43 olacak. İnşallah. Yarıdayız biz yani. Tabii Mısırlı olmasının avantajı var. Kahire. Yani kıraat dediğin zaman Kahire anlaşılıyor. Çocukları İstanbul'a geldi. Beni aradı. Dedi ki ben dedi Dubai'de bir programa gidiyorum. Ben gelemedim onlarla. Gelse de fark etmez. Birisi gezdirmesi lazım onları. Ben de herkese çocuklarımı emanet edemem. Seni çok seviyorum. Sana çok güveniyorum. Çocuklarım gezmek isterse, nereye gitmek isterlerse götürürsen çok memnun olurum. Ta Mısır'dan benim kızımın düğününe geldi. Aman. Kendi istedi bak. Müthiş. Kendi istedi. Evet. Bizi çok sever. Ondan sonra dedim ki nereye gezmek istersiniz? Gittim otelde buldum onları. Dediler ki televizyonda şu Boğaz Köprüsü çok güzel gözüküyor. Yani hep diyorduk ki İstanbul'a bir gitsek de şu Boğaz Köprüsü'nü bir yakından görsek falan diyorduk mesela. Ama biz Boğaz Köprüsü'ne her gün geçiyoruz. Yani, hiç farkında bile değiliz yani. Kesinlikle. Evet yani. İstanbul mesela televizyondan izlendiği zaman böyle paket halinde İstanbul'un tarihi yerleri göz... Şimdi şeyle drone'la çekildiği zaman çok daha güzel gözüküyor. Tabii. Yani çok harika bir şehir. Biz farkında değiliz ama. Farkında değiliz. Evet. Ya bu bakış açısıyla hiç bakmamıştım yani, hani bu kıraatın merkezi, şu bir şey, farklı bir şimdi hala saygıyla ve sevgiyle. Aslında hala onlar Osmanlı'dalar. Yani evet, şu anda kıraat konusunda dünyada iki merkez var yine, birisi İstanbul'dur. Elhamdülillah yani ne kadar törpülense de elhamdülillah bitmedi yani. Son zamanlarda da çok ciddi manada gelişti elhamdülillah. Şimdi sizin okuma siteniz, ben ilk dinlediğimde de yani değişik bir karışım içeriyor. Hem bir İstanbul usulü, İstanbul tavrı denen o tavrı alıyorsunuz. İstanbul tavrı var, evet. Bir yandan da sanki böyle Arap stilinde içinde ama hiçbiri tam yani değil. Yemeğin içinde baskın değil. Hepsi güzel bir karışım halinde. Bunu nasıl yakaladınız hocam? Ben ilk başlarken tabii bu memlekette doğup büyüdüm. Burada eğitim aldım. Buradaki hocaları dinledim. Fakat işte çocukluğumuzda Abdülbasit'in kasetleri geçti elimize. Hayran olmamak mümkün değil. Allah ona kimse de olmayan bir ses verdi. Gerçekten. Onun da analizini yaptınız. Tamam. Dinledim. Hakikaten çok farklı bir ses var. Ses aralığı müthiş. Hatta iki kişi okuyor demiştiniz. Hataen yani o kadar şaşırdınız ki iki kişi okuyor dediniz. Aynen. Yani o kadar ses aralığı bir insanda olmaz yani. Allah verdi mi verir ya. Evet. İlk onu dinledim. Bu nefesimin uzunluğu oradan. Hmm. Onu taklit ettiğim için. Türklerde böyle uzun nefesli okuyan yok. Onun okuduğu bir nefeste okuduğu yerleri hepsini okuyabiliyorum. Elhamdülillah. Çalıştınız yani. Tabii uzun çok çalıştım. 16-17 yaşlarındaydım o zaman. Bizim evde radyo, televizyon, teyip böyle bir şey yok. Babam bunları hiç sevmez de hala yoktur yani. Babamın olduğu yerde hala yoktur. Odasına şimdi hastadır yatıyor, bir televizyon koyalım da meşgul ol diyoruz ona. İstemiyor. Ya o 89 yaşındadır. Yine istemiyor. Baba senin bir şeyle meşgul olman lazım diyorum. Ama yine istemiyor. Tabii o zaman elimize geçen kaset oydu. Daha sonra Minşavi'nin kaseti geçti elime. Minşevi çok yumuşak okuyor. Abdülbasit evet çok güzel okuyor ama çok sert okuyor. Yani doğru. Bir müddet sonra yoruyor sizi sesi. Ama Minşevi'yi sabaha kadar dinleseniz yormaz insanı. Öyle bir yumuşak okuyor ve öyle güzel geçkiler yapıyor. Yani bitiyorum. Hatta Sıddık Minşevi'nin bir namesine 3,5 ay çalıştım. Hangi name acaba? 3,5 ay çalışmış. Yusuf olabilir. Suresini okurken Estağfirullah. İnna lenaraha fi dalalim
mubin. Dalalim mubin derken orada bir name yapıyor. Fi dalalim mubin. O yapıyor, çok kolay geliyor bana. Tamam yaparım diyorum. Yapıyorum, olmuyor. Hı. Halbuki ben bir nameyi yani bir kere, üç kere duydum mu alırım onu ben. Hı. Yeter ki dikkatli dinleyeyim. Ondan sonra bu olmuyor bir türlü. Ama ahdettim, olacak dedim. Oldu. Şimdi beni dinleyen arkadaşlar diyorlar, bak bu çok güzel bir name. Biz de yapalım bunu diyorlar. Sen okurken yapacağız zannediyoruz. Tamam oldu diyoruz ama yapmaya kalktı mı yapamıyorsun. Çalışmak gerekiyor. Yani hepsi bir zaman istiyor. Hadi şöyle bir ifade vardır. İlim insana der ki, ver bana küllünü, vereyim sana cüzümü. Sen bana her şeyini ver, ben sana azıcık vereyim. İlim kıymetli. İlim kıymetli çünkü. Harika. Gününüzün ne kadarı çalışmakla geçiyordu hocam? O dönemlerde yani. Yani ben evimde stüdyo kurduğum zaman 3 sene zarfında bizde şeyde sabah namazı olmadığı için sanayide yatsıdan sonra girerdim. Bazen gece 3, bazen sabah namazını kılıp öyle yatardım. Peki burada ne çalışıyordunuz? Kulaklığım vardı, bilgisayarım vardı, orada mikserim vardı. Hı hı. Orada hem dinlerdim, hem okurdum. Kaydediyordunuz yani. Tabii. Haftada bir İsmail Ağa'da okuduğum aşırlar, uzun aşır okuyordum, 3 sayfa. Hı hı. Onlara çalışıyordum. Hı hı. Bir taraftan dinliyordum. Yorulduğum zaman dinliyordum. Dinlendikten sonra okuma yapıyordum. Tekrar. Ama orada okurken çok farklı oluyor. Kendi kendinize Cenab-ı Hak'la baş başasınız. Öyle deruğun, öyle güzel nameler geliyor ki. Yani bakın mesela ben makam dersi almadım. Öyle mi? Ben makam dersi almadım. Bunu elime çok imkan geçmesine rağmen almadım. Sebebi şu. Kur'an okurken makamların altında ezilmek istemiyorum. Makam az çok biliyoruz ama ben öğretemem makam. Yani şimdi makam bildiğiniz zaman makamsal hata yapmamak için dikkat ediyorsunuz. Çok şimdi aşırı dikkat ediyorsunuz. Bu sefer Kur'an'ın ruhu kaçıyor. Çünkü öbür türlü ben manaya göre akıp gidiyorum. Benim dikkat etmem gereken şeyler manadaki vurgulardır. O vurgular çok önemlidir. Manayı bildi mi insan? Mesela tefsir hocaları geldiği zaman onlar bizim okuyuşumuzdan çok daha fazla etkileniyorlar. O vurgular çünkü onlar öyle oturuyor ki mana o zaman. Şimdi bunlara çalışması gerekiyor talebe kardeşlerimizin, gençlerin. Bizim özellikle Türkiye'deki okuyucu kardeşlerimizin evvela Kur'an'ı okuyacağı Arş-ı Şerif'in manasını ezberlemesi lazım. Okuduğunu bilmesi lazım ki vurguyu da ona göre yapabilsin. Manasını bilmezseniz vurgu yapamazsınız. Ben 5,5 yıl Arapça okudum. Şer'i ilimleri okudum. Tefsir, Arapça, tefsir, hadis, alet dersleri, efendim edebiyat, akaid, efendime sana söyleyeyim, usulü fıkı. Okuduk bu dersleri biz. Arapçaya hakimiyetimiz var. Genç kardeşlerimiz de Arapça okursa okuyuşları değişecektir. Bu makam kısmı tabii şimdi yanlış da anlaşılabilir. Kimse ya biz çalışmasak da olur hocam, nasıl olsa içinden geldiği gibi diyormuş gibi düşünebilir. Hayır, ama işte bir, öyle değil işte yani öyle değil. Şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim yani makam dersi almadım ama tabii çalıştım. Mesela Minşevi bir medresedir. Abdülbasit bir medresedir. Onun mesela Abdülbasit kaç makam kullanıyor okurken? Hangi makamları kullanır? Minşevi hangi makamları kullanır okurken? İşte Kamil Yusuf Behtimi, Muhammed Rifat, Enver Şahat, efendim Mahmud Ali Benna, ben sana bir sürü okuyucu sayarım. İşte Alev, Yeraltı Camii İmam Ali Efendi işte hangi nameleri yapar? Abdurrahman Efendi'nin nameleri, hepsini bende bulursunuz. Analizini yaptınız yani. Ya ben adeta yani şöyle diyeyim yani daha açık anlaşılsın diye. Bir bal arısı bal yaparken nasıl çiçek çiçek dolaşır ya. Güzel. Ben de o çiçekleri dolaştım dolaştım biriktirdim. Şimdi sunuyorum. Hepsini meczettim, harmanladım.
Şimdi sunum yapıyorum. O yüzden benim sunumumda Arap nameleri bulursunuz, Türk nameleri bulursunuz. Ama İstanbul tavrıdır yani. Evet. Ben Araplar gibi ihfa yapmıyorum. Araplar gibi efendim iklap yapmıyorum tecvitte. Bunu bilenler bilir. Yani bir de beni dinleyenlerin en çok hoşuna giden şey okuyuşum insanları yormuyor. Hem dinlendirici. Heh. Bir yandan da. Çünkü okuyucu okurken kendini yorarsa dinleyici de olduğu yerde yorulur. Kesinlikle. Kendinden çıkmayacak sesleri zorlamaya gerek yok. Allah sana ne kadar ses verdiyse o kadar oku. Seni hesaba çeken mi var? Yok. Ya niye bağırıyorsun, niye zorluyorsun kendini? Çok güzel. Şimdi biz sorularla geliyoruz ama sizin kendi anlattıklarınız bizim için daha değerli. Çünkü siz kendi akışınızla zaten gerekli olan şeyleri çok güzel anlatıyorsunuz. Onun sorular sadece köşe. Ben tahmin edebiliyorum soruları çünkü. Tahmin edebiliyorum. Hep aynı şeyler soruluyor aşağı yukarı. Değil mi? Evet. İşte mesela uzun nefes, nasıl uzun nefes okuruz? En basiti al uzun bir ayeti önüne, onu bir nefeste çalış. Okumaya çalış. Evet. Mutlaka nefes alıp verirken şey yapacaksın, yol kat edeceksiniz. Hı-hı. Ama nefes alma, mesela bir sanatçı arkadaşımdan öğrendim ben nefes almayı, nefes tutmayı diyaframdan. Hı-hı. Önceden hep göğsü kullanıyordum. Böyle nefes alıyordum. Göğsüm şişiyordu. Şimdi evet. Öyle nefes almıyorum. Şimdi sadece burası şişer. Aynen. Evet. Burası hiç hareket etmez. Hı-hı. Yani işte tekniğini çalışmışsınız hocam yani aslında. Aslında bütün teknikleri biliyorum. Yani boş değiliz. Yok. Tabii. Yani hepten boş değiliz ama mesela bana birisi makam öğret dese ben ona onun usulünü teorik yapamam. Biz sizin gibi yapamam yani. Anladım. Ama hepsini duyduğunuz zaman ayırırım diyorsun. Yani analizi aynen. Yapmışsınız. Aynen aynen yapmışsınız. Aynen. Çok iyiydi. Ben buyurun. Ben şunu aslında sadece Kur'an'da gidecek manalar üzerinde makamlar üzerine durdum. Kur'an'da kullanılan makamlar bellidir. Her makam Kur'an'da kullanılmıyor. Hoş olmuyor. Yani Kur'an'ı şarkıya benzetecek makamlardan hep kaçındım. Kur'an'ı Kur'an gibi okumak gerekiyor. Hatta ilahi, kaside, efendim, hoyrat, Türk şarkı bunlar hepsi ayrı ayrı şeylerde okunur. Ben şimdi bakıyorum adam ilahi okuyor ama bir şarkıyı taklit ediyor. Gibi. Olmaz. Olmaz arkadaş. Hepsinin bir usulü vardır. Yani buna riayet etmek gerekiyor. Kaside okuyorsan kaside gibi okuyacaksın. Mevlid okuyorsan mevlid gibi okuyacaksın. Kur'an okuyorsan Kur'an gibi okuyacaksın. Kayıttan önce İsmail Coşar'la olan anınızdan bahsettiniz. Evet. Ben de onu galiba izlediğim videoda onlarla yani sizin kaside okuduğunuz videoyu. Evet, evet. Ve o kasidenin hikayesini anlatayım demiştiniz size. Evet, evet. Yomra'da. Evet, şeyde. Trabzon Yomra'da yüksek bir köyde. Hatta o gün çok üşüdük o gün programda. Sonra program sonrası bizi götürdüler şeye. Ama çok güzel bir program olmuştu. İsmail Hocam da güzel okudu soğuğa rağmen. Ben de o gün okuduğumu beğendim. Her zaman beğenmem. Ondan sonra götürdüler bizi programdan sonra bir köy kahvesine. Çok güzel soba yanıyordu. Bir ısındık o soğuktan sonra. Böyle kendimize geldik. Yemek de yedik, çay içerken bizim İsmail Hoca böyle keyifli zamanlar buldu mu patlattı baktım. Hiç kimseye bir şey sormadı. Başladı okumaya. Tanju da yanındaydı Kanuncu. Tanju abi. Ondan sonra Allah rahmet eylesin İsmail Hocama, Tanju abiye selam olsun. Ondan sonra başladı. O da hemen Tanju abi de Kanun aldı geçti karşısına. Biz de yan yana oturuyoruz. Beraber yiyorduk zaten yan yanaydık. Ondan sonra Türkçe ilahiler okudu, kaside okudu, geçti Talal Bedru'ya. Talal Bedru'nun Türkçesini okudu, biraz Arapçasını fakat İsmail Hocam son zamanlarda çok unutuyordu. Hı hı. Unutkanlık vardı. Biraz Talal Bedru'yu karıştırınca dedim müsaade istedim ondan. Dedim ki hocam şu Talal Bedru'nun dedim biraz uzun hava okuyayım dedim ben ona falan kasidesini. Hı hı. Okuyayım dedim maksadım biraz düzelteyim yani. Biraz düzelteyim ortalığı. Ondan sonra ben de Talal Bedru'yu çok severim. Yani çocukluğumdan beri okurum onu. Yani bana birisi ilahi oku dese onu okurum. Hı-hı. Çok hoşuma gider. Başka ilahiler, çok ilahiler bilirim, kasideler biliyorum ama özellikle onu çok seviyorum, acayip seviyorum onu. Nasıl bir besteyse yani böyle çok güzel bestelemiş. Kesinlikle. Gerçekten. Onu okudum işte. O anda da bizim çocukluk arkadaşlarımdan Ömer Hoca vardı. Kaydetmiş onu. Onu yakaladı o anı yani.
Çok güzel bir anı. Kamerasıyla gelmişti o gün. Bildiğin kamera vardı yanında yani. Kamerayla kaydedildi. Bazen bulamıyoruz. Mesela ben bundan tam 22 sene evvel Bursa Ulu Cami'de bir aşır okudum. Keşke bugünkü imkanlar olsaydı, bugünkü telefonu birisi kaydetseydi yani. Gerçekten o gün ben mi okudum? Bir başkası mı okudu, melekler mi okudu bilmiyorum yani. Gerçekten nasıl ben o meyanları yapabildim? Benden çıkmayacak sesler çıktı o gün yani. Acayip güzel bir aşır çıktı o gün. İnanın bir saatte camiden çıkamadım. Neden hocam? İzdiham oldu. İzdiham. İnsanlar görüşmek aman istiyor, ya. Görmek istiyor. Ondan sonra hatta 20 sene sonra Ankara'da bir lokantacı beni lokantasına davet etti. Oradaki aşırı dinlemiş. Orada da ayaküstü bir musafa yapmışız. Ama hatırlamıyorum ben tabii. O da hafızmış. 20 sene sonra bir kandil programında bütün okuyucuları, programa katılanları lokantasına davet etti. Sonra onlar kalktı gittiler. Bana dedi ki hocam siz biraz oturun ben sizi otelinize bırakırım. Ben sizinle özel konuşmak istiyorum dedi. dedi ki bana hocam dedi aslında ben sizinle yakından tanışmak için bu programı buraya aldım dedi. Bana biraz espri yaptı. Bana biraz pahalıya mal aldın ama dedi seni yakından tanıdım. Ondan sonra yaklaşık 30 kişi falan gittik eve. Evet. Ben de ona takıldım dedim. Sana koymaz dedim ya. Bir şey olmaz dedim. Allah'ın izniyle Ankara'nın büyük lokantalarından birisi. Tanıştık, görüştük. Dedi ki bana oradaki aşırı şerifinizi unutamıyorum ben dedi. Bak 20 sene unutamamış onu. Şey. Ben nasıl okuduysam. Ama ben de hala diyorum keşke birisi kaydettim kaydetsin deyip de çıksa karşıma. Herhalde ahirette görürüz onu. Levh-i Mahfuz'da kayıtlıdır. Şimdi kimleri dinlediğinizi zaten anlattınız. Çalıştığınız kişileri ve biraz önce de bahsettiğim gibi Abdülsamet gibi sesler. Ağırlık benim altyapım Minşavi'dir. Minşavi. Bak ben bunu gençlere tavsiye ediyorum. Hı. Minşavi'nin okuyuşunda çok ciddi bir eğitim vardır. Minşavi'yi okuyan adam, Minşavi'yi dinleyen adam onun gibi okursa çok çabuk eğitim almış olur. Aşırı okumayı öğrenir. Bir başkasından ders almasına gerek yok. Minşevi'nin okuyuşunda mesela Beyati başlar. Beyati sabaha geçer. Beyati'den sabaha geçer. Sabahdan Hicaz ya da Nihavent yapar. Ağırlıkta Nihavent'e geçer o. Hicaz çok yapmaz. Nihavent'çidir o. Hatta ona Bay Nihavent derler ona. Çok güzel. Hatta Nihavent'i çok güzel okuyor ama Minşavi. Nihavent makamını çok güzel yorumluyor yani. Ondan sonra Acem yapar. Hüzzam'ı çok güzel okur. Ya her okuyucunun şey olduğu bazı makamları çok güzel okuyor. Sizin mesela özel sevdiğiniz mesela mi? Ben de Hüzzam'ı iyi okurum ama bizim Hüseyin İpek abi var. Sanatçıdır kendisi. Udi'dir. Bana diyor ki Uşşak makamını Türkiye'de senin gibi güzel yorumlayan birisi yok. Çok tatlı okuyorsun Uşşak makamını. Çok güzel yorum yapıyorsun diyor. Yani bildiğim makamları aşağı yukarı güzel okumaya çalışıyorum yani. Hı-hı. Ama ağırlıkta Uşşak'la Hüzzam yani aynı daha şey yapıyor, ağır basıyor. Her okuyucuda bu vardır yani. Bazısı acemi güzel okur. Bazısı rastı güzel okur. Rastı. Mesela Abdülsemet'in rastları çok güzeldir mesela. Acem'de de çok güzeldir Abdülsemet. Sabah. Abdülsemet çok çeşit yapmaz. O da makam okumamıştır. Bak. Ay benzer şey. Abdülsemet makam okumamıştır. Hatta bir anısını anlatayım. Ahmet Ruzeyki isminde Abdülsemet'in devamlı programa götürdüğü hatta birçok zaman onu şart koştu. Abdülbasit çok utangaç bir adamdı. Yani uçakta giderken hostesten bir su isteyemez, utanırdı. O yüzden Ahmet Ruzeyki'yi bir yanına alırdı. Bir şey isteyeceği zaman ona söylerdi, o söylerdi. Bunu Ahmet Ruzeyki kendisi anlattı. Son zamanlarında Türkiye'ye geldi Ahmet Ruzeyki. Dedi ki
bir gün bir programdan çıktık. Programda şey de varmış. Merhum Ümmü Gülsüm. Oo. Programı dinledi, beni çağırdı. Teala Şeyh Ahmet dedi. Onlar birbirlerini dinlerler bak. Mısır'da sanatçılarla şeyler birbirleri çok iyi diyalog içerisindedirler. Okuyucular. Yani. Gittim, bana dedi ki bak sen dedi konservatuvar okumuş bir adamsın. Şurada, şurada, şurada şöyle hatalar yaptın. Yapmaman lazım. Ben de dedi şimdi işi şeye sarmak istiyorum diyor. Şakaya vurmak istiyorum, geçiştirmek istiyorum işi diyor. Abdus Samet'e getirip ona takılmam lazım diyor orada şimdi. Ben şimdi orada hata yaptım, hatamı söyledi bana. Ben şimdi Abdus Samet'e takılmam lazım diyor. Türkiye'de herkes Abdus Samet diyor. Aslında Abdus Samet soy ismidir. Abdülbasit'tir ismi. Dedesinin adı Abdus Samet'tir. Orada işte dede ismi soy isim oluyor Mısır'da. Ondan sonra dedim ki ona ben konservatuvar mezunuyum. Benim hatalarımı söylüyorsun da Abdülbasit'in hataları nelerdir onları da söyle. Evet. Ümmü Gülsüm dedi ki o hata yapmadı dedi. O makam dersi almamış ama dedi, onun makamı Allah dedi. Onu makam dersini verip göndermiş onu dedi. Hakikaten hata yapmıyordu. Yani bütün okuyuşların dinleseniz böyle çok nadir. Yani ya işte uykusuzdur. Uykusuzken insan okuyamıyor yani. Bildiğiniz unutuyorsunuz hakikaten. Aynen. Zaman zaman bizde de bu çok oluyor. Sesini kontrol edemiyorsun uykusuz olduğun zaman. Bak Mısırlı okuyucular çok konuşmazlar. Biz çok konuşuyoruz. Gün içinde. Tabii gün içinde çok konuşmazlar. Seslerini hep dinlendirirler. O yüzden güzel okuyorlar. Orada okuyuculuk ayrıdır. İmamlık, müezzinlik ayrıdır. Biz hepsini birden yapıyoruz. Ahmet Nayna bana öyle dedi. Siz hepsini birden yapıyorsunuz. Buna insan sesi dayanmaz ki diyor. O yüzden diyor 50 yaşında bitersiniz diyor. Hiç olmazsa senede bir ay dinlen dedi bana. Hiç okuma. Bak o zaman 70-75 yaşına kadar okursun. Kendisi şu anda 75 yaşında. Hiç yapabildiniz mi bir ay okumadan? Hiç mümkün mü ya? Tatile gidiyorsun orada yakalıyorlar seni. Okumazsan burnu büyüdü diyorlar. Aa, bir de tabii öyle bir şey de var. Abi bir de şu şeye açıklık getireyim. Bizim camide mihrapta fotoğraf çekilmek istiyorlar ve benden çok kırılanlar var. Kimisi mail atıyor, kimisi mesaj atıyor. Ya, arkadaşlar inanın mihrapta fotoğraf çekilmeyi sevmiyorum. Sebebi şu, cami içinde fotoğrafı sevmiyorum. Cami arzuhal yeridir. Yani camide insan gelir, dua yapar, ibadet yapar. Arzu endam yeri değil yani gösteriş, böyle boy gösterme yeri değil. Bunun için sevmiyorum mihrapta. Bir de ben okumuş oluyorum, ayaklarım ağrıyor. Sen bana fotoğraf çektin. Duramıyorum ki ayakta. Ayaklarımda varis var. Ama fotoğraf çekmek istemiyorum dediğim zaman arkadaşlar bir peş peşe geliyor, ısrar ediyorlar. Bu sefer de biraz sert davranıyorum farkında olmadan. Karadenizlilik var ya. Bazen sert olabiliyoruz. Karadeniz sert esiyor bazen. Yani halbuki ben onlara diyorum ki odaya gelin. Burada. Orada çekilelim. Çoğu gelmiyor. Kırılıyor mesela. Ya arkadaşım yani fotoğraftan sevip insandan kırılır mı ya? Bir de devamlı fotoğraf çekilen bir insanın yerine koyun kendinizi. Çok zor hocam. Mesela ilk zamanlar çekiliyorduk. İnanın her vakit namazdan sonra yarım saat fotoğraf. Ya buna yani, can mı dayanır yani? Çok yorucu. Sanki biraz da gereksiz gibi hocam. Çok yani gereksiz. Çok kimin ne işine yarıyor? Kiminle biraz sonra sileceksin onu. Telefon değiştiğin zaman gidiyor. Ama o bana dur dik çekelim, dur yan çekelim. Hocam gözlerim yumuk çıktı. Bir kişi 5-6 kez fotoğraf çekiliyor. Çok yorucu. Bu fotoğraf konusunda bütün sanatçılar da muzdariptir. Yani, bir şey diyemiyorlar. Evet. Ama şey gibi hani çok özür dilerim sözünüz kesti ama yani sizin orada sonuçta nefesinizi, enerjinizi kullanıyorsunuz ve bittikten yaklaşık 30-35 dakika görev icra ediyorsunuz. Aynen. Ondan sonra da yoruluyorsunuz haliyle. Ve sizin de dinlenmeye ihtiyacınız olduğu bir yerde bir 30 dakika daha. Hayır yazın mesela yüzümden ter akıyor adam selfie çekelim diyor. Yüzüm benim kıpkırmızı okumuşum. Zorlanmışım orada yani. Terlemişim. Terli yüzümle ben nasıl seninle fotoğraf çekileyim? Biraz sonra internete atacaksın onu. Ben de isterim düzgün bir fotoğraf çekilelim. Bekle şurada biraz soğusun terim. Odama gel çekilelim. İkindiye kadar oturuyorum burada. Belki bütün acelem varsa daha sonra çekiliriz. Yani illa orada, illa orada niçin?
Hatta geçen burada fotoğraf çekildim arkadaşlarla. Kapı önünde çekildik. Mihrapta çekilmedim diye küstü bana bir arkadaşım. Hiç yapmayacak bir adam bunu yaptı bana. Çok ciddi bir olay demek ki ben. Abi nasıl ciddiye alıyorlarsa bu fotoğraf yani meselesi. Mihrapta fotoğraf çekilmek ilginç hocam. Bu sesle diyor, sesiniz kalın bir ses ama diyor hem geniş kullanıyorsunuz, sanki biz dinlerken tenor gibi ince gibi geliyor sesiniz diyor. Siz onu nasıl açıklarsınız böyle bir şey? Hani sesinizi kullanmayla alakalı. Herhalde insanlar sizi dinlerken çok geniş aralıkta kullandığınız için siz sadece daha kalından başlayarak yukarı gidiyorsunuz ama ben sizi dinlerken de öyle oldu. Şöyle bir size eşlik edeyim dedim. Evet, bayağı tizlere doğru yolculuğunuz var. Kalın sesten de başlıyorsunuz. Geniş bir aralık kullanıyorsunuz. Mesela bugün çok alt perdeden başlamadım. Uzun okuyacağım zaman alt perdeden başlarım. Yani eğer yarım saat okuyacaksam şu perdeden başlarım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan başlarım. Bir kere yarım sayfa bu perdeden okurum. Yavaş yavaş ısınır. Ondan sonra meyanlara çıkmaya başlarım. Biraz meyan yaptıktan sonra yüksek perdeden sonra dinlenmeye geçerim. Hem seyirci de dinler. Dinleyenler de dinlenir. Evet. İşte makam değiştirerek dinleyenleri dinlendiririm. Kendimi de dinlendiririm. Çünkü hep aynı yere ses tellerini vurmak sesi yoruyor. Bir de uzun nefesli okumak ses tellerine ciddi şey veriyor. Zarar mı veriyor? Tabii yani uzun nefesli okuyan hafızlarda genelde belli bir yaştan sonra sıkıntı başlıyor. Yani bu Abdülsemet'te de oldu yani. Anladım. Bir de şu var mesela benim 10 senem 2005 ile 2015 arası çok yoğun geçti. Yani her hafta Avrupa'daydık. O seyahatler yoruyor insanı. Evet. Gider gitmez ayağınızın tozuyla gidiyorsunuz bir programa. O gün akşam başka bir program. Evet. Ertesi gün aynı öğlen bir program, akşam bir program. Hı-hı. Dönüyorsunuz geliyorsunuz burada başka bir program. Camide göreviniz var. Hiç durak yok yani. 10 sene hatta Paris'te bir gün Kur'an okurken sesim kendiliğinden kesiliyordu. Meğer ses tellerimde nasır oluşmuş farkında değilim. Hı-hı. Ses tellerini çok kullandığınız zaman kızarıyor. Yani. Kızarıyor. Daha sonra kanama yapıyor. Kanamadan sonra kabuk bağlıyor. Yine kullanıyorsunuz. Tekrar yara oluyor. Kanama yapıyor. Hı-hı. Farkında değiliz. Sonra iyice nasır bağladıktan sonra başlıyor sesi kesiyor. Mesela okurken kendiliğinden kesiyor böyle. Evet. Kesik kesik ses geliyor böyle. Bir müddet dinlendim. O arada işte Fas'a gittim ben. Bir hafta hiç orada ne konuştum. Sadece bir aşır okudum. Bir hafta dinlendim. O bana çok iyi geldi. Ramazan ayıydı çünkü. Ramazan'da nasıl dinleneceksin? Bir haftaya dinlenme diyorsunuz. Yani. Bir hafta nedir? Yani. Bu özellikle nodül gibi şeyler de hani aylarca insanlara diyorlar ki sesini kullanma, fısır fısır fazla şey yapma. Yani bir hafta kendinizi sadece zaman ayırabilirsiniz. Okuyucu için uyku çok önemli. Düzenli uyku uyuması lazım. Mesela rahmetli Coşar Hoca çok dikkat ederdi bu konuda. Yemeğe çok dikkat ederdi. Akşam geç saatlerde programdan çıktığımız zaman yemezdi İsmail Hoca. Çok disiplinliydi o konuda. Mümkünse evinde yatardı. Zaten kazayı da o yüzden geçirdi. Evine ben, gitmek için. Tabii. İsmail Hocam, İsmail Hoca, Allah rahmet eylesin. Şöyle, onun şoförü vardı. Kendisi çok iyi şoför değildi. Bu pandemi dolayısıyla programlara gidemeyince şoförün maaşını ödeyemedi. Yok mu ya? Tabii ödeyemedi şoförün çok maaşını. Şoförü mecburen başının çaresine bak dedi ona. Ben artık senin maaşını ödeyemiyorum. Kendisi kullanmaya başladı araba. Uzun zaman araba kullanıyor. Zaten çok iyi şoför değildi. Evet. Efendim işte gece araba kullanırken illa evinde yatmak isterdi o. Ama gidiyor mutlaka o gece. Hani mümkünse eğer yakınsa gidiyor. Ha çok uzaksa o zaman otelde kalıyordu. Demek dinlenmeye çok değer veriyor. Otellerde kalmak çok istemiyoruz. Mesela güzel. Avrupa'da otellerde sigara içilen katlarla içilmeyen katlar ayrı ayrıdır. Sorar sana sigara içiyor musun? Ona göre kata yerleştirir çok seni. Güzel. Türkiye'de öyle değil. Geçen bir İskenderun'da bir otelde kaldık. Bütün her odaya sigara içiliyor serbest. Gerçekten. Ya leş gibi kokuyor arkadaşım sigara içmeyenleri de biraz düşünün ya. Bir katını sigara içilmeyen yapın ya. Yani
İnan sabaha kadar uyuyamıyorsun. İşkence oluyor insana. Siz dikkat ediyorsunuz ama hocam. Sigara, bu, hani sizin sesinize zarar verecek şeylerden uzak durmaya çalışıyorsunuz ki. Tabii tabii. Devam edebileyim yaptığınız mesleği. Kendiniz, sağlığınız iyi olmazsa sesiniz de iyi olmaz. Sağlığınıza dikkat edeceksiniz. Sağlığınıza zarar veren her şeyden uzak durmak gerekiyor. Tabii ama bizim işte stres de var. Mesela şimdi iki tane kıramadığınız insan sizi programa çağırıyor. Evet. Ama ikisi de aynı saatte çağırıyor sizi. Nasıl ne onu kırabiliyorsun, ne onu kırabiliyorsun. İkisine de gideceğim. Birinin başına, birinin sonuna. Birinin de başında okuyorsun, çıkıyorsun. Öbürüne mi? Öbürüne yetişmek için yetişiyorum. Yolda 50 tane telefon alıyorsunuz. O acayip stres yapıyor. Bir şey. Mesela bak, bir yaşadığım bir anı var. Diyarbakır stadında, Kutlu Doğum haftasında 80 bin kişi var. Stad ağzına kadar dolu, çimlerin üstü de dolu. Dışarıda da 10 bin kişi var. Ben uçağımın kalkmasına 35 dakika kaldı. Hala bana kimse bir bilgi vermiyor. Sıra bana 35 dakika kala geldi. Diyorum ki ya benim uçağım 1 saat kaldı. İşte 2 saat kalarak başladım. 2 saat kaldı, 1,5 saat kaldı, 1 saat kaldı. Ertesi gün Stuttgart'a gideceğim, programım var. Sabah 7 uçağıyla İstanbul'dan Stuttgart'a uçacağım. Ondan nasıl sonra yaptınız? 35 dakika kala geldi vali yardımcısı, dedi ki hocam, dedi, biz konuştuk, siz gitmeden uçak kalkmayacak, dedi. Hayda. Buraların mülk amiri biziz, dedi. Biz izin vermeden kalkmaz uçak. Ya tamam dedim valim, sayın valim, tamam çok güzel de bunu bize önceden söyleyin de biz burada canımız çıktı ya. Doğru. Çünkü orada afişlerimiz basılmış, asılmış her tarafta. Tabii. Geleceğiz diye bir program yapılmış. Orasını düşünmüyorlar kimse. Ya yalvar yakar, ne, bir bilgi aldık ama 35 dakika kala aldık. O moralsizlikti, inan okuyamadım ya. Çok zor. Bu çok zor bir şey. Bilinmeyen yani tarafı işin. Yani bu işin acayip zorlukları, evet, var. Evet. Acayip zorlukları var. İki adam çağırıyor sizi. Birisini tercih ediyor ki bana gelmezsen darılırım diyor. Ne yapacaksınız? Mecburen diyorum ki önce söz verdiğim yere gideyim. Bazıları diyor ki onu ek. Aa, kusura bakma. Söz verdim ben, imam. Mesela zaman zaman biz birine söz veriyoruz. Diyanet diyor ki bize geleceksin. Sen bizim çalışanımızsın, bize geleceksin. Tamam ama önce söyleyin. Ben imamım. Sizi temsil ediyorsam yalan söylememem lazım. Nasıl şey yapacağım? Adam, ne diyeceğim adama, yalan söyleyip de programı şey yapmam lazım. Bu da doğru değil. Zor durumda kalıyoruz. Stres de işin başka tarafıymış. Ben hiç daha önce... Ben stresten reflü oldum. Aa, düşünmekten nasıl yapacağım, nasıl edeceğim? Tabii öyle edeceğim. Bunalıyorsunuz ki zaman zaman. Anladım. Tabii mesela ilk zaman o çok yoğun programlar zamanında izin de sıkıntı oluyordu. Allah razı olsun, Mehmet Görmez Hoca döneminde Mehmet Görmez Hoca bize çok yardımcı oldu yani. Vize alamıyorduk. Yeşil pasaportumuz o zaman yoktu. Çok yoğun program var. Avrupa'ya vize almaya kalksanız çok uğraştırıyor insanı. Ona zamanımız yok. Evet. Görevlendirme yazıyorlardı bize. Onunla gidiyorduk, şey alıyorduk. Gri pasaport. Gri pasaportla gidiyorduk. Vizesiz geziyorduk yani. Mesela Almanya'dan Danimarka'ya uçacağım. Evet. Gri pasaporttan anlamıyor bir tanesi. Orada duran Alman bir genç kız vardı. Anlamıyor gri pasaport. Birine soruyor, öbürüne soruyor. Bakıyor vize yok, tamam mı? Evet. İsviçre'ye, Danimarka'ya gidiyorsun ama vizen yok diyor. Allah Allah. Nasıl gideceksin? Ondan sonra nasıl gideceksin diyor. Diyorum ki bu pasaporta vize olmaz diyorum. Ben sormam lazım diyor. Birine sordu, öbürüne sordu. Ben uçağım kalkmasına 45 dakika kaldı. Ben de şimdi orada hop otur hop kalkıyorum yani. Stres mi? İster istemez stres yaşıyorsunuz. Ne olur bir uçak kaçar, başka uçakla gidersiniz ama gereksiz yere para vereceksiniz yani. İster istemez. Bir de orada sizi bekleyen adamı bekletmiş oluyorsunuz. Havalandan sizi alacaklar. Sonra sordu birine, dedi ki ona bu pasaportlara vizeye gerek yoktur. Çözüldü. Biraz sonra geldi, tamam no problem dedi. Ama siz hassas bir insansınız hocam benim anladığım kadarıyla. Yani aman o kırılmasın, aman aynen o kırılmasın, öyle, aman şey olmasın. Hocam okuyucu duygusal olmazsa okuyamaz ki. Ya işte bu. Okuyucular çok duygusaldır. Şimdi arkadaşlar bizi böyle bazen çok çiğ laflar, bizim laflarımız da onlara batıyor ama onların lafları bize daha çok batıyor.
Mesela bazen çiğ cümleler yazıyorlar bize. Yani kırılıyorsun. Yani kırılıyoruz. Çünkü okuyucu insan duygusaldır. Unutamıyorsun onu. Onu kafanda devamlı çeviriyorsun. Elinde değil o. Güzel. Duygusal olmayan bir adam okuyucu olamaz zaten. Sanatçı da olamaz. Hiçbir şey olamaz. Harika hocam. Başlığı attınız ama siz. Evet, evet. Çok güzel, çok güzel. İşte ben sizin daha fazla zamanınızı almayacağım. Ben buraya sizinle bir röportaj yapmaya geldim. 18 tane daha röportaj yapacak kadar hani enerjiniz, bilginiz o kadar fazla ki anca bu kadarını böyle küçülterek toplamaya çalışıyorum. Yapabiliriz. Aslında çok güzel anılar var. Anlatılacak çok şey var da. İşte hepsi birden gelmiyor böyle. Siz mesela bir şey hatırladım. Siz anlatın Filipinler'de hocam. Programa katıldım. Programda ağırlıkta bayanlar vardı. İçlerinde çok Hristiyan var dediler bana. Ne yapalım diye düşündük. Dedim ki ben o zaman Meryem suresini okuyayım. Meryem suresinde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumuyla ilgili Meryem annemiz de bahsediyor. O bölüm anlatılıyor Meryem suresinde. Şimdi ben dünya kelamıyla ne kadar anlatırsanız anlatın onları anlatmaya kalksam çok tesirli olmaz ama Allah anlatıyor. Allah'ın dilinden anlatalım. Meryem suresini okudum. 3 sayfa aşırı okudum. Sonra İsa aleyhisselam işte Meryem suresinde geçen o ayetleri komple anlattım. Benim anlattığımı arkadaşım İngilizce'ye çevirdi. İngilizce bilmeyen de var orada. Onlar bir tane de arkadaş yerel halk diline çevirdi. O kadar etkileyici oldu ki çünkü okuduktan sonra vaaz, sohbet çok etkili oluyor. Ertesi gün haber geldi. 4 tane bayan Müslüman oldu. Elhamdülillah. Müthiş. Çok güzel güzel bir anı. Şimdi sizin tecrübeleriniz tabii ki bu kadar 40 ülkeyi gezip orada bir işte mesela Filipinler'de bir okuyorsunuz ve bambaşka bir farklı insanlara da okuyorsunuz. Bunlar sizde bir sürü tecrübe yaratmıştır hocam. Mesela 40 ülke gezmeden önceki İshak Hoca'yla 40 ülke gezdikten sonraki İshak Hoca'yı yan yana koysanız en belirgin fark nedir sizce? Yani bütün gezdiğiniz ülkeler hakkında malumat sahibi oluyorsunuz bir kere. Hı. Bu çok önemli bir şey. Bence bir üniversitedir bu yani. Hı. Farklı bir üniversite bitirmiş oluyorsunuz yani. Yani hakikaten öyle. Filipinlerin hemen hemen her yerini gezdik. Müslümanların olduğu her yeri gezdik. Hı hı. Bir de Müslüman olmayan adalar var. Yani çok az Müslüman ticaret yapıyordur. O vesileyle gidip geliyordur yani oraya. Evet. Bazı adalar biraz perişan. Ahlaki zafiyet olan yerler var. Oralarda Müslüman az olduğu için oralara gitmedik. Müslüman olan yoğun bölgelerde özellikle Moro, %98'i Müslüman. Filipinlerin mesela kime sorsanız bilmez bunu mesela. Filipinler'de ne kadar Müslüman var? %10. %10. Evet ama Moro'nun %98'i Müslümanlar. İlginç. Hatta şu anda özerk oldu orası. Özerk bölge oldu. Şeyini ilan ettiler yani. Özerkliğini ilan ettiler. Tamam Müslüman bölge oldu. Oraya yatırım yapmıyorlardı. Hiç yolları çok kötüydü. İnsanları çok fakir. Mindanao Adası özellikle. Mesela bir gün ben şeylere de çok katıldım. Ülkemizin yaptığı büyük konferanslara, özellikle Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık bünyesinde, parlamenterler bünyesinde, yani bazen her ülkeden bir milletvekili geliyor, bir toplantı oluyor, toplantının açılışında Kur'an okuyorum. Bazen bakan geliyor her ülkeden, bazen işte başbakanlar toplantısı oluyor, bazen cumhurbaşkanları toplantısı oluyor. Bunlar da Kur'an okuyorum mesela. Bir parlamenterler toplantısıydı. Dolmabahçe Sarayı'nda ben okudum. Dediler ki hocam kahvaltı yapmadıysanız kahvaltıya kalın. Bir boş masa baktım. İki kişi oturuyor masada. Ben de gittim yanlarına oturdum. Birisi Mısırlı, birisi Sudanlı. Beni görünce dediler ki bana seni dinledik çok güzel okudun dediler. Ama biz düşündük ki bir Acem Arap olmayana denir. Arap olmayan herkes Acem'dir. Biz de Acem'iz. Acem denince genelde İranlılar anlaşılıyor, Farslılar anlaşılıyor. O ayrı. Ama Arap olmayan herkes Acem'dir yani.
bir Acem Arapça olan Kur'an'ı bu kadar nasıl güzel okuyabilir diye düşündük güzel. Dediler yani. Çok güzel. Evet yani hatta bazen Mısırlılar böyle bir dinletiyorlar sesimi telefondan falan dinletiyor. Bunu tanıyor musun falan? Bu Mısırlıdır diyor. Kesin Mısırlı direkt yani. Aynen direkt. Sahipleniyorlar yani. Çok güzel. Hocam peki okuduğunuz başka türde şeyler var mı? Mesela diyorlar ki hoca türkü söylüyor mu diyorlar mesela. Yani böyle şeyler yapıyor musunuz? Türküler söylüyor musunuz hiç? Keyfiniz geldiğinde ne bileyim yani. Kendi kendime söylerim tabii. Merak ediyorlar. Kendi kendime söylerim. Nasıl başkasına söylemem. Merak ediyorlar. Hani başkasına söylemem siz. Kendi kendime söylerim. Rahmetli babaannem türkü söylerdi. Derdi ki türkü gevezeliktir. Hocalar da deroni. Laz şivesiyle söylerdi. Türkü gevezeliktir. Hocalar da deroni. Yani hocalar da söyler. Ama hocalar milletin huzurunda söylemez. Kendi kendime arada bir mırıldanırım yani. Kaside okurum. Mevlüt okurum ama kendi kendime okurum. Beni insanlar nasıl tanıdılar? Ehli Kur'an olarak tanıdılar. Ben insanların huzuruna bu şekilde çıktım. Bu şekilde şöhret oldum. Ben onun dışında gözükmek istemiyorum. Anlıyorum. Neysem o. Zaten insanlar da görmek istemezler. Beni mevlüt okurken meraklı olanlar olabilir. Evet. Sesi güzel olan tabii. İnsan her şeyi okur. Doğru. Her şeyi okuyabilir. Yani belki birçok sanatçıdan da güzel okuyabiliriz. Çünkü sanatçılar da bizim gibi diyafram yoktur. Doğru. Bizim gibi solo okumaya alışık değiller. Biz hep müziksiz okuyoruz. Onlar hep müzikle okuyorlar. Müzik onlara altyapı sağlıyor. Biz hiç altyapı olmadan okuyoruz yani. Üstelik mesela hadi başla okumaya. Rahmetli Kani Hoca şey yapardı bazen. Derdi ki efendim evladım oradan bir Hicaz Taksim yapar mısın? Bir girizgah yapar mısın derdi tamam. Şimdi Hicaz bir şey okuyacak. Ama biz öyle değiliz. Biz direkt giriyoruz şeye okumaya. Gerçekten çok zordur. Ha, az önce dedik ya, duygusal olmazsanız bu girizgahı yapamaz, giremezsiniz yani okumaya. Bak stüdyoda Hatmi Şerif'in çalışmalarımı yaparken ilk hatmimi, şimdi ikinciyi çalışıyorum. Kaç kere stüdyoda okudum, sildirdim geri geldim. O gün okuyamadım. Giremiyorum. Ama camide hiçbir zaman böyle bir şey olmaz. Bugün güzel okuyamadım, çok güzel okuyamadım diyebilirsiniz ama yani bugün okuyamıyorum, bırakayım dediğim hiç olmamıştır. Çünkü camide namazı kılıyorsunuz, o huşuyla, o huzurla dönüyorsunuz cemaate. Alıcı, verici, manevi frekanslar çalışıyor, çok güzel. Giriyorsunuz, okuyorsunuz. Hatta keyifsiz olduğunuz zamanlar çok daha güzel okuyorsunuz. Yani bugün isteğim yok diyorum mesela bazen. Okumak istemiyorum ama belki uzaktan biri gelmiştir dinlemeye. Hadi şartları biraz zorlayayım, kısa bir okuyayım. Bir gün öyle oldu. Piyale Paşa'da hadi 5 satır da olsa okuyayım dedim. Bir baktım Gümülcine'den birisi gelmiş. Beyazıt'tan tek başına gelmiş. Şeyden ayrılmış yani kafilesinden ayrılmış. Tek başına gelmiş camiye bir aşırı dinleyip de gideyim diye. Okumasaydım geldim ama okuma dinleyemedim hocayı canlı diye. Şey yapmadı. Mesela bir anım daha var Piyale Paşa'da. Bir gün böyle camiye hep geç kalırım ben. Son dakika giderim yani. O bizde bir huy. Allah Allah. Sonra yetişirim ama işte İstanbul trafiği bir yerden yetişebiliriz. Bazen geç oluyor. Evden de bazen geç olabiliyorsun. Kalabiliyorsun. Biraz alışkanlık. Bir gün erken gittim. 15 dakika var ezana. Gittim camide imam odasını açtım. Masamda oturuyorum. Geldi bir amca Erzurum'dan. Dedi ki ben İshak Danış Hoca'yla görüşmek istiyorum dedi. Buyurun benim dedim amca. Dedi hoca efendi benimle dalga geçme dedi. Ben İshak Danış Hoca'yla görüşmek istiyorum Allah dedi. Allah. Amca buyurun benim dedim ya dedi. Dedi ki bak dedi ben dedi Fatih'ten geliyorum dedi. Benim grubum orada ben döneceğim vaktim yok dedi. Benimle eğleşme. Dedim ki amca bak burası Piyale Paşa Camii. Şu anda bulunduğunuz yerde imam odası. İshak Hoca da Piyale Paşa'nın imamı. Siz de caminin imam odasındasınız. Ben de imamın masasında oturuyorum. Ben İshak Hoca olma ihtimalim hiç yok mu dedim.
Kabulleniyor adam. Şimdi biraz daha sebebini söyleyeceğim. Diyor ki, hocam diyor, ben o televizyonlarda işte internetten dinlediğim İshak Hoca'yı arıyorum dedi. O dedi, Kur'an'ı baştan sona bütün duracakları bir nefeste okuyor dedi. Onu arıyorum dedi. İşte o benim dedim ona. Ama sen ille de bir İshak Hoca arıyorsan, başka İshak Hoca arıyorsan dedim. Ha İstanbul dedim, buyur git dedim, 25 milyon dolaş başka İshak Hoca bul kendine dedim. Dedi ki hocam dedi, benim hayalimde Kur'an'ı böyle her duracağını bir nefeste okuyan adamın 2 metre olması lazım. Sen ufak tefek bir adamsın ya dedi. Adam boyun postunu beğenmedi. O yüzden kabullenmiyor bir türlü. Çok, çok acayip. Onun hayalinde ben 2 metre bir adamım. Çok acayip. Şimdi bu kadar tabii İstanbul'da yer gezmişsiniz. Farklı yerler, farklı cemaatler, binlerce, on binlerce insan ve sizin anınız bitmez. Yani mesela bir mesele de şu Emre Bey. Adam 10 sene önce benimle görüşmüş. 10 sene sonra benim onu tanımamı bekliyor benden. Bir de ağzında maske var. İmkansız. Bu mümkün değil yani. Hoca beni tanımadı diye küsüyor. Ya nasıl tanıyayım ya? Bak birçoğu küsüyor bazen. O da çok ilginç. Küsüyorlar yani. Evet. Tanımadı bizi diyorlar. Ya hocam nasıl çok tanıyayım? Seviliyorsunuz. Öyle bakmanız gerekiyor. Ya eyvallah ama herkes yani. Ya biz de insanız. Mesela namazı kıldırıp acilen bir yere gitmem gerekiyor. O beni tutmaya çalışıyor. Ama ben bir yere sözüm var. Yani bizi işte çok sevilmenin böyle bir sıkıntısı oluyor. Biri bir taraftan asılıyor, biri bir taraftan asılıyor. Mesela toplanıyorlar etrafınızda 30 kişi. 30 kişi herkes ilgi bekliyor sizden. Bu tarafa döndüğünüz zaman arkadaki daralıyor sizden. Bu tarafa dönüyorsunuz, bu taraftaki daralıyor. Yani benimle ilgilenmedi. Yani çok zor bir iş yani. Herkesi memnun etmek İmkansız. Çok zor. Kesinlikle. Bizi anlayışla karşılasınlar bu konuda. Zaman zaman zorlanıyoruz yani. Kesinlikle. Herkesi memnun etmek çok zor. Sultanahmet Camii'nde ya ismini yanlış söylersem kusura bakmasınlar. Durmuş Hoca vardı. Emekli oldu. Emekli oldu. Kendisiyle sohbet etmiştim. Demişti ki Emre demişti. Biz demişti hem burada görev yapıyoruz ama bir yandan da biz her gün gelen kişiye rehberlik yapıyoruz. Biz 2-3 işimiz var burada diyordu ve gerçekten çok yorucu bir şey olduğunu söylüyordu. Tabii tabii. Ben o zaman ilk defa yani mesleğinizin farklı taraflarını ilk o zaman görmüştüm. Ama demiştim demek ki burada çalışan kişilerin o kadar çok işi mesela anlattığınız şeyler hep buna örnek. Sohbetler, kalabalık gruplarla tekrar konuşmalar. Allah kolaylık versin hocam. Ben bilmiyorum ne kadar kaldı süreniz kameralarda. Var mı? O zaman ben de şey yapmadan size sorayım. Bak mesela gördünüz dersi geri çevirdim. Bir grup gelmedi. Bir grup daha imam var. Onlar şimdi akşama erteledik onları. Normalde ikindiye kadar ders vardı eğer bu program olmasaydı. Sonra çıkıp tekrar ikindi tabii, namazı. İkindi namazı. İkindi de gene aşırı okumak var. Öğlende sohbet de yapacaktım ben namazdan sonra. Programdan dolayı sohbet yapmadım. Evet. Her okuduktan sonra öğlen namazlarından sonra sabah ve öğlen yapıyorum. Lütfen izleyen herkes. Hocamın işi var. Hocam yoğun. Lütfen ona daha fazla hani ya yoğundur zamanı ve onun kıymetli bir de zamanı. Öğrencileri var yani birazcık daha Emre sadece hocam için değil tüm görevliler için biraz daha saygı duymak gerekiyor aslında. Bazen yoldan gelmiş oluyoruz. Gerçekten uykusuz ve yorgun oluyoruz. Kimseyle görüşmek istemiyorsunuz o esnada. Kimseyle. Tabii. Tek istediğim şey uyku. İstirahat. Yani yorgun olan insan tek istediği şey odur. Şimdi adam geliyor muhabbet etmek istiyor. O da haklı kendine göre uzaktan gelmiş. Ama benim muhabbet edecek hiç halim yok. Mümkün değil. Ben istirahat etmem lazım ki öğlene geleyim okuyabileyim. Doğru. Yani burada görev yapmadığımız zaman başka yerde okuyoruz. Bu hafta sonu öyle. Elazığ'dayız. Geleceğim bu hafta ondan sonra Antalya'ya gideceğim. Ondan sonra Antep'e gideceğim. Geldiğim zaman da burada görev yapacağım. Dersler var. İnanılmaz Yunan hocam. Ben böyle tahmin etmiyordum. Vakıf yöneticisiyim. Vakıf yöneticisiyim. Nasıl yetişiyorsunuz bu kadar şey? Koca vakfın yani. Giderleri hep bizim üstümüzde. Evet. Yani orayı da derofte etmek Allah kolay size değil. Kolaylık versin ben şimdi. Hani size yardımcı olayım diyeceğim neredeyse. Yani elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışalım. Bu arada iki tane engelli çocuk büyüttüm yani. Kolay o da kolay evet. Değil. Çok zor evet. Bir iş. O zor bir imtihan. Analizde yani. Oğlunuzla sizi kıyaslamıştın. Hani oğlu da şöyle okuyor, böyle okuyor. O da keyifli bir şeydi benim için. Yani baba oğul
Evet. Çok Harun, güzel Harun sesi bana çok benziyor. Diğer çocuklarımda güzel ses yok maalesef. Büyük kızımın sesi güzel. O da hafız. Küçük kızım da sesi fena değil. Ama erkeklerde bir tek Harun sesi güzel. Bir o benzedi bana. O da maalesef söz dinlemiyor. Diyorum biraz çekiştiriyoruz. Biraz eğitim al diyorum. Biraz başladı benden derse avuzu geçemedi. Şimdi Kur'an okurken girizgah çok önemli. Ya da konuşma yaparken söze başlamak çok önemli. Nasıl başlarsanız arkası öyle gelir. Eğer perdeyi tutturamazsanız arkadan hatalar zincir gibi zincirleme gelir. Ama güzel başlarsanız arkasında güzel gelir. Kesinlikle. Harun başlama ve bitirme konusunda çok zorlanıyor. Kendinden çıkmayacak seslere çıkmaya çalışıyor. Hmm. Bütün problemi o. Bitiz okuma havası. Yoksa çok iyi bir hafız. Yani. Çok iyi bir hafız Harun. Hmm. Yani Harun gibi hafız Türkiye'de az var. Kendi sesiyle okuduğu zaman çok güzel okuyor. Ama kendi sesinin dışına çıkmaya çalışınca zorlanıyor. O zorlanma da dinleyiciyi zorluyor. Ezanda ya da Kur'an'da fark etmiyor. Ne okursanız okun kendi sesinizin dışına çıkmayacaksınız. Herkes gücü kadar ya. Eğer 1000 motorsa araban 1000 motora göre hareket edeceksin. 1000 motorluk bir araba efendim 5000 motorluk bir arabayla yarışamaz. Niye zorluyorsun ki ya? Aynen öyle. Bunu kim söylemişti ya? Evet. İsmini vermeyeyim de bir arkadaş için Ahmet Nayna demişti bunu. Abdülbasit'i taklit ediyor bir arkadaş. Dedi ki, arkadaş dedi, ismini söyledi de ben söylemeyeyim. Tanınıyor çünkü. Bak dedi, Abdülbasit 5000 motor bir araba düşün dedi. Sense 1000 motorluk bir arabasın. Sen 1000 motorla 5000 motorun yapacağı işi yapmaya kalkıyorsun. Yapma dedi. Sesin gider. Ve gitti sesi. Öyle mi? Yani zor ayakta duruyor sesi. Yani. Genel problemlerden biri belki bu yani tüm okuyucular için kendi sesini bulmak, kendi yeteneğince, kendi becerisinde okumak aslında en sağlıklısı ve dinleyici için de en güzel, en huzur veren şey o. Ben mesela ezanım fena değil benim, güzel ezan okurum. Eskiden çok okurdum. Tabii şey, imam olunca yıllardan beri imamlık yapınca senede bir kere ezan okuyoruz. Önce ben ezanla meşhur olmuştum yani. Öyle mi? Tabii. İlk önce ezanla meşhur olmuştum. Benim Medine ezanım meşhurdur yani Arap makamında ezan. Genelde de Arap makamı okuyorum ezanları. Uşak ezanı, Hicaz ezanı okurum, Türk makamı okurum. Sabah ezanı güzel okurum. Ama hiçbir zaman ben bir Alpayta gibi başlamam. Mesela Mustafa bir giriş yapıyor ezana ama sesi güçlü. Ben hiçbir zaman onun gibi başlayamam. Kendi gücüne göre okuyor o. Ben de kendi gücüme göre okumam lazım. Yani arkadaşlar bunu iyi anlasınlar. Gücünü, kendini bir tanıman lazım yani. Bunu Ali Rıza Hoca'dan öğrendim ben ilk. Bana dedi kardeşim sesini bir tanı evvela. Kendini bir tanı. Neler yapabilirsin, neler yapamazsın. Bunları bir herkes bunu yapması lazım. Kendini tanıyacaksın. Ben bu sesle neler yapabilirim, neler yapamam. Ona göre kendine bir yol çizeceksin. Ve o yolda hiç bırakmayacaksın. Yani illa çok bağırmakla çok güzel okumak anlamına gelmiyor. Nice bağıranlar vardır ama hiç kimse dinlemek istemiyor onları. Doğru. Benden çok daha güçlü sesleri vardır. Bir de Ahmet Nayna şöyle bir şey demişti. Allah bir insanı severse sesini de sevdiriyor insanlara. Hoşuma gitti. Güzel. Mısır'da o kadar çok okuyucu vardır ki dedi. Ama onları kimse şey yapmıyor dedi. Hep yerel kaldılar dedi. Ama ya ahlakı zafiyeti vardır. Ya efendim böyle insanların kalplerini kıran bir tip. O yüzden insanlar dinlemiyor onları. Sempatik gelmiyorlar insanlara. Allah sevdirirse sevdirir. Evet. Her şey onun elinde ya. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizin daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. O anlattıklarınızın üzerinde zaten bundan sonra da ikindi namazına geçeceksiniz.
Çok teşekkür ederim. Bize bu imkanı tanıdığınız için, bilgilerinizden bizi yararlanmamızı sağladınız. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Kesinlikle. Ben zaten her yaptığım sohbette önce ben öğrenmeye çalışıyorum bir şeyler. Sağ olun vakit ayırdığınız için. Sizi daha da fazla yormak istemiyorum. Bizim de sizden öğreneceğimiz şeyler var ama hiçbir şey öğretmediniz bize. Bugün ben dinleyici olarak karşınızdayım. Büyük bir zevkle. İzleyen herkese teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Hem size, hem ekibinize, hem dinleyenlere, herkese teşekkür ediyorum. Rabbim ağzımızın tadını bozmasın. Sesimize zeval vermesin. İnşallah. Kur'an'a hizmette daim kılsın. İyi işlerde birbirimize yardımcı kılsın. Herkes sağlıcakla kalsın. Allah'a emanet olun.